أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين قيمة لذيذ ينرمس Peygamber Efendimiz sallallahu siyer-i nebisini anlatmaya devam ediyoruz. Mekkeli müşrikler Bedir yenilgisi, Bedir mağlubiyetinin akabinde hiç durmadan çalışmış, gayret etmişler, kervanlar çıkartmışlar ve Bedir'in öcünü alabilmek için Uhud Savaşı'nın hazırlığına Bedir yenilgisinin akabinde hemen başlamışlardı. Kadınlar koku sürünmüyorlar. Erkekleriyle beraber olmuyorlar. Babalarının, kardeşlerinin, eşlerinin, çocuklarının öcünü alabilmek için Mekke'nin erkeklerine hep devamlı fitne fesat, savaş, öldürme yolunda telkin ediyorlardı. Mekke'nin ileri gelenleri Bedir'de öldüğünden dolayı Mekke'nin reisi Ebu Sufyan seçilmişti. Ebu Sufyan Darun Nedve'de toplanılan bir ortamda Uhud Harbi'nin en kısa zamanda oluşabilmesi için Mekke'nin ileri gelenleriyle bir ortak noktada buluşmuş. Kervan tertibiylemişler. Kervandan elde edilen para sadece savaş için, savaş hazırlığı için kullanılacak. Bu toplanan para hakikaten savaş hazırlığı için kullanılmış. Mekke ve Mekke'nin civarındaki bulunan kabilelerden savaşçılar toplanmaya başlanmış ve nitekim 3000 kişilik büyük bir ordu hazırlığı içerisine girişilmişti. 700'ü zırhlı, 200'ü süvari birliği olan ve 2000'in üstünde piyade kuvveti olan toplamda 3000 kişilik Mekke'li müşrik ordusu hazırlanmış ve Medine'ye doğru yola çıkmıştı. Durumu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gizli bir şekilde haberdar etmek için Müslümanlığını gizleyen Hazreti Abbas bir mektup yazarak Mekkeli müşriklerin bu hareketini Uhud hazırlığını ve yola çıkışını Peygamber Aleyhisselam'a bildirmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasından gelen Hazreti Abbas'tan gelen mektubun haberinin doğruluğunu öğrenebilmek için sahabilerden bazılarını göndermiş, gelen haberlerle mektupiyatta yazılanların birbiriyle örtüştüğünü gördüğünde ashab-ı kiram efendilerimizi hemen istişare için toplamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'nin şekli olarak Medine-i Münevvere evler birbirleriyle bahçeleriyle kesişmiş, arka tarafından komple kale görünümlü olan, ön tarafı sadece açık bir şehir yapısındaydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarından bazıları istişarede Medine-i Münevver'in yapısı olarak birbirlerine bitişik nizami evler, ve onların bahçeleri arka tarafından Medine'nin bakıldığı zaman bir kale görünümünde açık olan ön tarafında orduyu koyarak bir müdafaa harbi yapılmasının daha uygun olacağını kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ilan etmişti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu söylemlerine karşı gelen bu söylemlerine alternatif sunan bazı gençler vardı ve gençler Bedir'e katılmadıklarından dolayı yiğit olduklarını, kahramanlık göstermeleri gerektiğini ve meydan muharebesinde gelen ordunun karşısında bulunmaları gerektiğini kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve selleme ve orada bulunanlara ilan etmişlerdi. Sahabe efendilerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında hedep ederler pek fazla konuşmazlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında bulunan bazı gençler Bedir'de bulunamadıklarından dolayı, Bedir'de kendilerini gösteremediklerinden dolayı Uhud harbinde er meydanında yiğitçe dövüşerek düşmanın karşısında bulunmaları gerektiğini düşünerek o meclise bu noktada baskı yapıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradaki görüşe binaen karar verildi ve artık düşman Uhud'un önüne geldiğinden dolayı Uhud'a doğru hareket kararı alındı. Bedir Savaşı'nda bulunamamış Uhud Savaşı için er meydanını talep edenlerin adedi az değildi. Yalnız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müdafaa harbini önemsiyor ve müdafaa harbinde bulunmanın gereksinimi üzerinde duruyordu. Sahabe efendilerimizin, bazı gençlerin ve toplumda bulunanların istişare heyetinde bulunanların bazılarının bu tavsiyesi neticesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de artık evine girmiş, zırhını giymiş, zırhını giydikten sonra sahabe efendilerimizin bazıları genç olan sahabilere Peygamber Aleyhisselam'ın bulunmuş olduğu mecliste siz nasıl Peygamber Aleyhisselam'ın sözünün üzerine söz söylersiniz diye serzenişte bulunmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip Ya Resulallah isterseniz müdafaa harbi yapabiliriz. Sizin söylediğiniz vecih üzerine hareket edebiliriz deseler bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber zırhını giydiği zaman savaşmadan geri dönmez ve çıkartmaz sözünü buyurmuş oldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye vali olarak Abdullah İbni Ümmü Mektum'u koydu ve yanında kendisiyle beraber silahlanmış sahabileri de alarak Cuma namazına mütakip Medine-i Münevvere'nin dışına Uhud'a doğru hareket eylediler. İslam ordusu bin kişiyi civarında yedi. Düşman ordusu Mekkeli müşrikler 3000 kişi olarak 200 atlı 700 zırhlı olmak üzere Uhud dağı eteğinde kendilerine yer bulmuş. Geceyi orada geçirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram efendilerimiz de bin kişilik bir ordu ile Uhud'a doğru Cuma'ya mütakiben harekete geçmişlerdi. Yolda Yahudiler bir birlikle beraber orduya katılmak isteseler bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara güvenemediğinden dolayı müsaade etmemiş. Medine-i Münevvere'ye de müfreze olarak bir bir takım müfreze ufak birlikler bırakmıştı. Yol güzergahında Medine'de münafıkların reisi dediğimiz İbnü Bey 300 kişilik bir ordu ile kuvvet ile birlik ile bin kişilik ordunun arasından çekilerek savaş meydanına varmadan müminlerin sahabe efendilerimizin savaş aşkını, şevkini, heyecanını kırmaya çalışmış ve geri dönmüşlerdi. Peygamber aleyhisselam ve ashab-ı kiram efendilerimiz 700 kişilik bir birlikle kalmış ve Uhud dağının eteğinde sırtını Uhud dağına vererek İslam ordusu ön tarafı açık bırakarak Mekkeli müşriklerin karşılarına geçmiş ve artık er meydanını, savaş meydanını gözetler olmuşlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Cübeyr komutasında 50 kişilik okçu birliğini Aineyn geçidi diye Uğud'un tam karşısındaki bir dağcıya yerleştirmiş ve karşıdan gelen düşmanın arkadan kuşatılması, İslam ordusunun arkadan kuşatılmasını engellemeye onların geçiş güzergahında rahat hareket etmemeleri için okçu birlikleriyle önleme yapmıştı ve onlara komutanlarına şu şekilde talimat etmişti. Ya Abdullah eğer şayet bizim üzerimizde kargaların üşüştüğünü bile görseniz yerinizi asla terk etmeyeceksiniz. Ve savaş başlıyordu. Karşı tarafta müşriklerin olduğu bölgede çalgı sesleri, fahişe kadınların raks edip, dans edip, orduyu coşturmaları, içkilerin içilmeleri, rezillik had safhadaydı. Çünkü Müslümanların dört katı Maddi güç olarak ve zırhlı birlikler olarak daha kuvvetli olan bir ordu artık Medine'yi Münevvere'ye kadar silip süpüreceğini düşünüyor. Çok rahat hareket ediyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orduyu dizayn etmiş. Yine Hazreti Hamza Efendimizin komutasında ordu savaşa hazır bir şekilde İlk etapta Arap Yarımadası'nda adet haline gelmiş vecih üzerine mübareze şeklinde karşılıklı er meydanına en güçlüler çıkar ve onlar kılıçlarıyla cenk ederler. Ondan sonra savaş patlak verirdi. Uhud'da da aynı şekilde oldu. Hazreti Hamza Efendimiz ve Hazreti Ali Efendimiz rakiplerini yere devirmiş ve savaş meydanı bir anda kızışı vermişti. Savaş meydanında müminlerin disiplinli duruşu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ordunun Uhud'a hakim oluşu Aynen tepesindeki okçuların müminleri arka taraftan gelecek ve hızlı süvari birliğini önlemek için yapmış oldukları ok atışları savaş meydanında müminlerin lehine Uhud savaşını şekillendiriyordu. Savaşın başladığı ilk zaman diliminde müminler zaferi elde ettiğini düşünüp Mekkeli müşriklerini önüne katmış, Mekke'nin çalgıcı kadınları Uhud dağının tepesine doğru kaçıvermişler. Ganimetleri, komutan otağını, bütün her şeylerini Uhud'da bırakıp artık süvari birlikleri bile, zırhlı birlikleri bile gerisin geriye dönüp kaçma yolunu tutmuşlardı. Bunu gören müminler, ashab-ı kiram efendilerimiz Birçoğu kaçanların peşine yalın kılıç koşuyor. Bazıları da artık gözden kayboldular. Onlar kaçıyorlar diye ganimetlere doğru hareket ediyorlardı. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Uhud Savaşı'ndaki bu olaydan bahsederken Ali İmran Suresi'nde şu şekilde buyururlar. Bismillah. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِاِذْنِهِ Hatta ıza fesiltum ve fil emr ve asaytum min bagd ma arakum ma Andolsun, gerçekten Allah size vaadini yerine getirdi. Allah'ın inayetiyle düşmanlarınızı İlk hamlede öldürü verdiniz. Fakat sevdiğiniz zaferi Allah size gösterdikten sonra zaaf göstererek verilen emirde çekiştiniz. Minkum men yuridü dünya ve minkum men yuridül ahira. Sizden kiminiz dünyayı ganimet mallarını Kiminiz ahireti, şahadeti talep ediyor, istiyordu. Summa sarafakum anhum liyabtiliyakum. Sonra Hazreti Allah sizi imtihana tabi tuttu. O kaçan ordu bir anda geriye dönüvermiş oldu. Ali İmran Suresi'nde Uhud Harbi'nin İlk merhalesini Rabbimiz bu şekilde ayeti kerimede bizlere izah ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşın bu zamanında bile disiplini asla elden bırakmamıştı. Ama olacak mukadderat aynenin tepesindeki okçular da kendi arkadaşlarının, Er meydanında, savaş meydanında Uhud'da ganimetleri toplamak için yarıştığını görünce, ordunun Mekkeli müşriklerin kaçtığını görünce, geriye de dönmediğini görünce başlarındaki komutan Abdullah bin Cübeyr, "Her ne kadar gitmeyin, terk etmeyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem" kazansak da kaybetsek de yerinizi asla terk etmeyin dediyse yine bazıları terk etmiş oldu. Mekkeli müşriklerin o zaman henüz Müslüman olmayan dahi komutanı Halid bin Velid 200 kişilik süvari birliğiyle savaşın seyrini değiştirecek bir fırsat kolluyordu. Fırsat eline geçmiş, Ayneyn tepesindeki okçular yerlerini terk etmeye başlamıştı. Bunu gören Halid, süvari birliğini hızlı bir şekilde hareket ettirerek, kendi önünü kesen okçu birliğinin gittiğini fırsat bilip, İslam ordusunu arka taraftan kuşatmıştı. Sahabe efendilerimiz Arka taraftan bir süvari birliğinin geldiğini ve müminleri de şehit ederek geldiğini görünce herkes ganimetleri bırakmış, geriye, geriye geriye doğru dönmüş. Artık bir mukatele savaş tekrardan başlamıştı. Kaçan Mekkeli müşrikler bu savaş meydanını takip edip uzaktan baktıklarında Halid bin Velid'in arkadan Müslümanları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabını kuşattığını görünce onlar da geriye dönmüş. Uhud'daki kaçan çalgıcı kadınlar da geriye dönmüş. Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Uhud'da savaş meydanında bulunan İslam ordusu iki Mekkeli müşrik ordu arasında kalmıştı. Bundan sonra savaş daha çok kızışmış ve sahabe efendilerimizden 70 küsür şehit verilmişti. Hazreti Hamza Efendimiz yine iki kılıçla savaşıyor. Önüne geleni deviriyor ve herkese de aynı şekilde gayret veriyor, aşk veriyor ve muhabbet saçıyordu. Mekke'den Medine'ye bu savaş için gelen Mekkeli müşriklerin içerisinde sadece vazifesi tek olan bir kişi vardı. Vahşi köleliğine karşın Hazreti Hamza'yı öldürmesi gerektiğini Hint söylemiş, o da hemen kabul etmişti. Vahşi iyi bir mızrakçıydı. Hedefi asla şaşırmazdı fırsatını kolluyor. Hazreti Hamza'nın karşısına çıkmaya cesaret edemiyordu. Tam savaşın kızıştığı böyle bir ortamda vahşi hedefini şaşırmadığımız tekrardan atıvermiş vermiş ve Allah'ın aslanı, İslam komutanı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası, Seyyidü'ş-Şüheda Hazreti Hamza Efendimizi mazrağıyla şehit etmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram efendilerimiz Hazreti Hamza'nın şehadetiyle savaşın kızışmasıyla artık Uhud harbi seyir olarak Mekkeli müşriklerin lehine işliyordu. Sahabi kiram efendilerimiz ve müminlerin sabır noktasında büyük bir imtihanı Uhud'da devam ediyordu. Bir sonraki Siyer-i Nebi dersinde görmüşmek ümidiyle Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.